Evet, biz diğer inanç gruplarına itiraz etmiyoruz. İç içe de yaşayabiliriz, sorun değil. Ama az sonra söylenecek olan bir söz var, ona itiraz ediyoruz tabii ki. Bir, özellikle şimdi arkada çıkan bir hilal olacak. Bu hilal değildir. Evet, görüyoruz. Burada bir durduralım isterseniz. Dur. Bakın, ters hilal yani. Ya evet, şimdi sorun budur. Genelde son zamanlarda İslami anlamlardaki tüm görselliklerde hilal bu şekilde 90 derece yukarıya bakıyor. Bu hilal değildir. Hilal dediğimiz olay biraz açılıdır ve bu kadar çok ağzı kapalı değildir. Bu biraz da olsa boynuza artık geçişkenlik yapılmış gibi oluyor. Mekke'nin de önünde bir biliyorsunuz bir kule var. İsmini söylemeye gerek yok. O kulenin de üzerinde bir sözde hilal var deniliyor. Aynısı öyle. Hep o da boynuzu ifade ediyor. Bu yanlışlıkları lütfen işte değiştirmemiz gerekiyor. Oynatın, uzaklaşmamız lazım. Şimdi akıyor. Burada sesi biraz açalım ki seslendirenin söylediği söz önemli. Eşhedü en la ilahe Sesi verelim. Eller açılırken semaya. Şükürler olsun demek için tek bir tanrıya. Evet, duralım. Tek bir tanrı. Şimdi duralım. Evet, bu görüntü kalsın. Şimdi sanki bu inanç gruplarıyla beraber İslamiyet aynı tek tanrıya dua ediyormuş gibi bir söylem duyduk orada. Bu hiçbir şekilde kabul edilecek olan bir söylem zaten değil. Hatay'da buna niye izin verdiler onu tabii bilmiyoruz. Çünkü dediğimiz gibi içeriği kurgulayanlar muhtemelen organizatörler. Ama organizatörlerin bu yapmış olduğu içeriği kimse kontrol etmedi mi? Birden kontrol etmesi lazımdı. Buraların müdahale edilmesi lazımdı. Bu müdahaleleri görmedik. Şimdi gelelim Hatay neden önemli paganlar için? Evet. Çünkü ilk defa olarak semavi dinler kendi kabul ettikleri vaat edilmiş sınırların dışına çıktıklarında tebliğ faaliyetlerine diyelim. Bu tebliğ faaliyetleri içerisinde ilk defa semavi dinlerden olmayan paganlarla temas Hatay'da gerçekleşmiştir. Antakya'da gerçekleşmiştir. Ve pagan olan insanlara... Oynasın bir yandan o. Ve pagan olan insanlara ilk defa semavi dinlerle tanıştırıldıkları için paganlıktan işte semavi dinlere geçişler olmuştur. Paganlar bunu affetmemiştir. İlerleyen dönemlerde güçlü olan paganlar Yahudiliğin, Hristiyanlığın içerisine nüfuz ederek onları dejenere etmiştir. Kutsal kitap dediğimiz Tevrat, İncil, Zebur'u tahrif etmişlerdir. Pagan öğretilerini bu kitaplara yerleştirmişlerdir. O sebeple bakın neyi görüyoruz biz? Operasyon yeri Hatay, Antakya oluyor. Tesadüf mü? Asla değil diyoruz. Asla. Şimdi biraz burayı hızlandıralım.